Fuarlar hayatımızın, hatta ticari hayatımızın en önemli taşlarındandır değerli seyircilerimiz. Ve işte bu amaçla mikrofonu işin uzmanına uzatıyoruz. Merhaba değerli Fuar TV izleyicileri. Bugün sizler için Bursa TÜYAP Fuar Merkezi'ndeyiz ve fuar katılımcılarımızdandır ama iş yönetim firmasına konuk olduk. Ve yanımızda işletme sahiplerimizden Şahin Bey bir de Hülya Hanım bulunmakta. Bakalım bizlere sunulan hizmetlerle alakalı ne gibi bilgiler aktaracaklar? Hülya Hanım kimdir? Sektöre girişiniz nasıl oldu? Biraz sizleri tanıyabilir miyiz? Drama iş yönetim olarak biz 20 yıllık bir firmayız. Ben endüstri mühendisiyim. Şahin Bey bilgisayar mühendisi. Aşağı yukarı 7-8 kişilik sektör tecrübeli uzmanlardan oluşan bir danışman ekibimiz var. Şimdi bizim sektöre girişimiz yönetim danışmanlığı kısmında 8 yıldır hizmet vermekteyiz. Ağırlıklı olarak KOBİ'lere hizmet verdik. KOBİ'lerdeki, KOBİ'lerin uluslararası anlamda rekabet gücünü artırmak için uluslararası işletmecilik kurallarına ihtiyaçları olduğunu düşünüyoruz. Bu yüzden bunları aktarmak konusunda biraz idealist ve inatçıyız. Sonra geldik gördük ki bu noktada bizim bazı uluslararası araçlara ihtiyacımız var. Bu anlamda Dave Carnegie'nin Bursa ofisi olarak hizmet vermeye başladık. Şimdi biz ekip olarak yaklaşımımız firmaların hani şeyini çözmek, firmaların ihtiyaçlarını çözmek. Bu bazen yalın imalat oluyor, bazen genel yönetim danışmanlığı oluyor, bazen bir belgelendirme danışmanlığı oluyor, bazen fon ihtiyaçları oluyor, Ar-Ge destekleri olabiliyor. İki ortaklı bir firma. Ortağımız evet. Şahin Bey. Şahin Bey biraz da sizleri tanıyabilir miyiz? Nasıl giriş yaptınız sektöre? Merhaba. 20 yıllık ilgi 20'lik bir kariyerim var. İşte ağırlıklı olarak bilgi işlem sektöründe çalıştım. Son 5 yıldır Hülya Hanım'la beraber yönetim danışmanlığı tarafında hizmet vermekteyim. Daha çok kurumsal firmalardaki deneyimi KOBİ'lere nasıl uyarlarım onlarla paylaşmak için Hülya Hanım'la beraber çalışıyoruz ve bu şirketi İlerliyoruz. Hülya Hanım biraz vermiş olduğunuz hizmetlerden detaylı olarak bahseder misiniz? Neler yaptınız bu zamana kadar? Şimdi bizim işimiz biraz doktorluğa benziyor. Ne anlamda doktorluğa benziyor? Doktora gidersiniz, siz dersiniz ki benim doktora genellikle bir gönüllü gidiş söz konusudur. Mecbur değilsiniz, bir acil kaza geçirmediyseniz. Bizim işimizin benzer tarafı bu. Bize gönüllü olarak geliyor firmalar. Diyorlar ki bizim hani bir sıkıntımız var. Biz bunun üzerinden aşmak için yollara ihtiyacımız var. Bazen bu bir müşteri baskısı oluyor. Müşteri diyor ki şu konuda belgelendir. Bu konudaki maliyetlerini azalt. Özellikle otomotiv sektöründe pazardaki maliyet baskısı çok yüksek. O zaman ne yapıyor? Uluslararası anlamda dış firmalarla çoğu noktada Çin'le rekabet etmek zorunda kalıyor yerli sanayici. Burada rekabet edebilmek için geleneksel yöntemler işini çözmüyor. İşine yeni bir yaklaşım getirmesi gerekiyor. Biz burada bazen yalın imalat yöntemleri, bazen belgelendirme sistemlerinin kurulması, bazen insan kaynaklarının burada teknik anlamda çok yetkin oluyorlar. Ancak ellerindeki insan kaynağından etkin olarak faydalanamayabiliyorlar. Oradaki takım çalışmasının birlik beraberlik ortamının sağlanması konularında hizmet veriyoruz firmalara. Bunlar dışında bir alanımız daha var. Bu da devlet destekleri. Ama bu devlet desteklerinde teşvikler anlamında değil, Ar-Ge yapan firmaları desteklemek noktasında duruyoruz biz. TÜBİTAK'ın Ar-Ge destekleri, KOSGEB'in Ar-Ge destekleri konusunda şu ana kadar 100'ün üzerinde firmayla geçmiş projelerimiz var. Evet değerli izleyicilerimiz, bugün sizler için durağımız Bursa TÜYAP Fuar Merkezi'ydi ve fuar alanından aktaracaklarımız bu kadar söz merkez stüdyolarında.